Bu videoda e üzeri j omega t fantastik sayısı üzerine bir hayli konuşacağız. Burada gerçekleşecek önemli havalı şeylerden biri, karmaşık sayılar hakkında bildiklerimizle karmaşık sayıların bu üstel formunu ve zamana bağlı sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını bir araya getirmek olacak. Sonucunda ulaşacağımız şey ise bir sayının dönmesi fikri olacak. Bence bu elektronikte gerçekten en dikkat çekici, en havalı şeylerden biri ve sinyal işleme teoreminin özünde bu fikir bulunmaktadır. Evet, burada e üzeri j omega t sayısı Euler formülüne dayanmaktadır. Hatırlatıcı olarak bu formülü buraya yazalım. e üzeri j ve değişkenimiz olarak teta'yı kullanacağız. Eşittir kosinüs teta artı j sinüs teta. Bu Euler formülünün formlarından birisiydi. Diğer formun üstünde ise eksisi vardı. Onu da yazalım e üssü eksi j teta eşittir dedik. Kosinüs teta eksi j sinüs teta. Tamam. Şimdi bunu gidip grafikte gösterirsek şöyle bir şeye benzer. Evet, bunu bir karmaşık düzlemde göstermek istiyoruz. Burası reel eksenimiz ve burası da sanal eksenimizdi. J harfinin sanal birimimiz olduğunu ve J karenin de eksi 1'e eşit olduğunu hatırlıyoruz. Bu arada elektrik mühendisliğinde i yerine J'yi kullandığımızı da önceden ifade etmiştik. Şimdi bu sayıyı buradaki karmaşık düzlemde göstererek ifade edelim. Rastgele bir karmaşık sayı için şöyle bir nokta seçersem x koordinatımın kosinüs teta olduğunu söyleyebilirim. Peki, j eksenindeki bu noktanın koordinatı nedir? J eksenindeki ise sinüs teta olacaktır. Ve sayımızdan geçen bir doğru çizersem, teta açısı da budur. Karmaşık sayıların gösterimlerden birisi olan üstel formu bu şekilde grafik yoluyla gösterebiliriz. Şimdi bu rotasyon yani bu gösterim zorlayıcıdır. Ne zaman bu sayıya baksam elimde olmadan e üssü karmaşık üssü bir şey gibi yaparım veya üs almakla ilgili her şeyi denerim. Bu öyle veya böyle benim kafamı karıştırır. Ama aynı zamanda yapmaya başladığım şey ise basitçe söylemek gerekirse e üssü j bir şey yani bunun tümü bir karmaşık sayı ve bu karmaşık sayı buradaki gibi görünür. Hadi bir de bu karmaşık sayının özelliklerinden bazılarına bir göz atalım. Sorabileceğimiz sorulardan bir tanesi e üssü j teta'nın büyüklüğü nedir? Yani bunun yanlarına mutlak değer veya büyüklük çizgilerini koyarsam ne olur? Bunun söylediği şey buradaki R'nin değeri kaçtır? Ve biz bunu Pisagor teoremini kullanarak bulabiliriz. Bunun karesi x değerinin karesinin ki burada kosinüstür, karesi artı y değerinin karesi ki burada sinüstür, yani eşittir kos kare teta artı sin kare tetadır. Bu yaptığımız şey bu dik üçgende basitçe Pisagor teoremini uygulamaktan başka bir şey değil. Trigonometriden bunun değerinin ne olduğunu biliyoruz. Her bir açının kos kare artı sin karesi 1'e eşittir. Evet bu bize e üssü j teta'nın büyüklüğünün karesinin 1'e eşit olduğunu söylüyor. Buradan e üssü j teta'nın büyüklüğü de 1 olur. Bunu yazalım. e üssü j teta'nın büyüklüğü de 1'e eşittir. Şimdi yukarıdaki şu arkadaşımıza geri dönelim. Buna göre bir karmaşık sayı ve orijinden uzaklığı 1. Bir. Bunu biraz kurcalayalım bakalım. e üzeri j teta'nın büyüklüğünün 1 olduğunu biliyoruz ve grafiğimize gidip bir çember çizebiliriz. Bu noktadan geçen çemberin yarıçapı 1 bir birimdir ve dolayısıyla birim çemberdir. Şimdi biliyorum ki herhangi bir teta değeri için benim e üzeri j teta karmaşık sayım bu sarı çemberin üzerinde belli bir noktada olacaktır. E üstü j teta bu sarı çemberin üzerinde bir yerlerde olacak. Peki açısı nedir? Açısı işte burada. E üstünde j ne ile çarpılmışsa açı odur. Peki ben birim çember üzerinde olmayan bir şey istersem nasıl olur? Örneğin orijinden daha uzakta bir şey istersem nasıl olur? Bunun için rastgele bir a genliği alırım. Çarpı e üstü j teta. Bu genlik karşılık gelen vektörün uzunluğunu belirleyecektir. Yani bunun ne kadar uzakta olduğuna bakarsak e üssü j teta'nın büyüklüğü 1 ve a'nın büyüklüğü a. Böylece bu a'ya eşit gelir. Şimdi bu sayının olduğu çemberi çizmek istersek a'mız birden birazcık büyükse çember şöyle dışarıya doğru biraz daha büyük olur. Bu çemberin yarıçapı a değeri olur. Gayet esnek bir gösterim. Özetle bu gösterim formatıyla karmaşık düzlemdeki her sayıyı temsil edebiliriz. Burada kısa bir mola vereceğiz ve bir sonraki videoda teta yerine zamanla ilgili bir şey koyup bu karmaşık üstel ifadeye ne olduğuna bakacağız.